Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kıymalı fırın makarna tarifi vereceğim. Kıymalı aşamasını isteğinize göre yapabilirsiniz. Kıymayı çıkartıp gerisini yapabilirsiniz. Beşamel sosu karıştırıp makarnaya. Öncelikle makarna suyumu koydum. Hemen makarnamı haşlayarak başlıyorum. Öncelikle makarna suyumu koydum. Kaynamaya başladı. Hemen içerisine bir miktar tuz ekleyeceğim. Çok fazla pişirmeyeceğiz makarnayı. Böyle tam pişmeye yakın alacağız. Çünkü fırında da pişeceği için. Bir paket makarnanın yarısını ekleyeceğim. Eğer daha fazla yapacaksanız çoğaltabilirsiniz. Benim yapacağım makarna ortalama 7 kişiye yetecek kadar olacak. O kenarda pişerken kıyma sosumu hazırlamaya başlayacağım. Hemen uygun bir tava alıyorum. 250 gram kıyma kullanacağım. Çok fazla değil. Kıymayı çok aşırı yoğun seviyorsanız daha fazla da ekleyebilirsiniz. Hemen kıyma suyunu çekti. Artık bir miktar şöyle 2 yemek kaşığı, 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Bir adet biber, bir adet kırmızı biber, bir tane de kuru soğan. Hepsi ufaklarında. Onları da doğradım. Ekliyorum. Evet, soğan ve biberler artık bayağı ağır içerisinde. Hemen bir tatlı kaşığı salça ekliyorum. Domates salçası. İsterseniz de domates de doğrayabilirsiniz. Şöyle kaşığın ucuyla tuz. Pul biber. Baharatları tamamen isteğinize göre yapabilirsiniz. Ekleyebilirsiniz. Karabiber. Dediğim gibi 2 tane domates de doğrayabilirsiniz. Şöyle 1-2 damla su damlatacağım. Çok değil. Artık ocağımın beşamel sosunun yapımına geçiyorum. Ocağımın altını yakıp 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı. Tereyağı eridi. İçerisine 1 yemek kaşığı tepeleme dolusu un ekliyorum. Bir süre kavuracağım. Hafif kokusu çıkana kadar. Bir süre kavurduktan sonra 3 su bardağı sütümü ölçtüm buraya. Bu arada bardağım 200 mililik. Onlara dikkat ederseniz, çünkü 250 olursa 4 su bardağına çıkmış olur. 3 su bardağı yavaş yavaş ekliyorum. Koyulaşmaya başladıktan sonra, yani kaynamaya başladıktan sonra daha doğrusu, 1 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alacağım. Evet, makarnamı iyice süzdürdüm. Su tutmayı unutmayın, yoksa hamurlaşır makarna. Bir miktarını içine katıyorum beşamel sosunun. Birazını da üstüne ayırıyorum. Karıştırıyorum. Bu makarnayla yapmak zorunda değilsiniz. Fırın makarna da alıp yapabilirsiniz. Herhangi bir makarna da olabilir. Çok küçük olmasın ama. Yoksa toparlayamayabilirsiniz. Ben küçük mini fırında yapacağım. İsterseniz borcamda da yapabilirsiniz. Bir miktarını boşaltıyorum. Hemen kıyma sosumdan serpiştiriyorum. Hemen üzerine bir kat daha makarna kapatıyorum.
Birazdan beşamel sosunu üzerine gezdireceğim. Üzerine kaşar rendesi ekliyorum. Bunu erkenden yapıp dolaba koyabilirsiniz. Yemek saatine yakında pişirirseniz daha güzel olur. Çünkü sıcak sıcak yendiğinde güzel oluyor. Sıcak tüketirseniz daha iyi olur. ...170 derecelik fırınımda üzeri kızarana kadar pişireceğim. Evet, fırın makarnamı gördüğünüz gibi fırından çıkardım. Ortalama 30 dakikada pişti. Hemen ben burada birazcık salata yaptım yanına. Size de fikir olsun diye söylüyorum. Hemen burada fırın sütlaç. Bu sütlaçların tarifi de YouTube kanalımda var. Ve şöyle domates çorbamı göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel oluyor. Bu domates çorbası da kanalımda var. Oradan bakabilirsiniz. Hemen kesip bir dilimse göstermek istiyorum. Evet, fırın makarnam, kıymalı fırın makarnam hazır gördüğünüz gibi. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle çatalla yumuşaklığını da göstermek istiyorum. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.